Hazreti Resul Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz'un ol kişi tamam bilicisiydi. Oğuz'un içinde tamam velayeti zahir olmuş idi. Gayipten türlü haberler verirdi. Ne derse olurdu. Hak Teala onun gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata ayıttı. Ahır zamanda hanlık geri kayıya diye. Ellerinden kimse almaya. Ahır zaman olup kıyamet kopunca. Gelin bu hafta konuğumuz Korkut Ata olsun. Bizlere yüzyıllar öncesinden haberler veren, Türk milletini muştulayan Korkut Ata. Hazırsanız kültürden medeniyete başlıyor. Özbekistan, Kazakistan, Dağıstan. Ellerinde Dede Korkut izi var. Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan. Yollarında Dede Korkut izi var. Anıyoruz onu her yıl Nisan'da. Sazıma dökerim efkar basanda. Türk'üm diyen milyonlarca insanda dillerinde Dede Korkut izi var. Menkıbesi geçerlidir her çağda. Konu olur sohbetlerde otağda. Köroğlu'nun mekan kurduğu dağda bellerinde Dede Korkut izi var. Onu gelecek nesile bildirin, sevgisini gönüllere doldurun. Van'ın, Beyşehir'in ve de Çıldır'ın göllerinde Dede Korkut izi var. Hani yamaçlarda kekik kokar ya, derelerde sular coşup akar ya, sellerinde Dede Korkut izi var. Yazın yaylalara varınca göçler, anarlar dedeyi sevinir içler. Sıra sıra meyve veren ağaçlar, dallarında Dede Korkut izi var. Bir mühim soru var dolaşır serde. Dedemizin esas mezarı nerede? Mecnun'u, Leyla'yı andığı yerde, çöllerinde Dede Korkut izi var. Dede Korkut hikayeleri, Oğuz boylarının Türkistan coğrafyasındaki ve Anadolu'daki serüvenini türlü yönlerden ele alan unsurlarla örülü. Bu unsurlar Dede Korkut hikayelerinde geçmişten beslenen ve gitgide zenginleşerek gelen bir üslupla ele alınmış. Efendim şimdi konuğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şeref Boyraz'la Dede Korkut ve hikayeleri üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Sayın Boyraz, Dede Korkut bizim için ne ifade ediyor? Dede Korkut bizim için aslında çok şey ifade ediyor diyebiliriz. Niye çok şey ifade ediyor? Şundan dolayı. Dede Korkut bizim bir kere klasik bir eserimiz. Klasik eser ne demektir? Genellikle klasikler batıda var, ama bizde de var klasikler. Klasik demek eskimeyen eski demektir. Yani eskinin değerlerini, unsurlarını geleceğe taşıyan, her okunduğunda okuyan insanın yeniden ve daha başka şeyler, zenginlikler bulduğu, keşfettiği, devşirdiği eser demektir. Klasik demek her yaş grubundan insanın okuduğunda ondan kendine uygun bir şeylerin alabildiği eser demektir. Dede Korkut'a bu anlamda baktığımız zaman bu özellikleri baştan sona barındırdığını görüyoruz. Bu nedenle Dede Korkut bizim klasik bir eserimizdir. Bu itibarla her okuyan ondan mutlaka kendine ait bir şeyler bulacaktır. Diğer taraftan bizi biz yapan, millet yapan belli unsurlar vardır, belli değerler vardır. Bu değerleri Dede Korkut içerisinde eserin bütününe sindirilmiş bir şekilde, hem de çok iyi, çok ustaca sindirilmiş bir biçimde görmek mümkün. O nedenle kendimiz olarak kalabilmemiz adına Dede Korkut'taki değerlere bizim çok çok ihtiyacımız var. Şimdi bazıları şunu düşünebilirler. Dede Korkut geçmişte kaldı, eskide kaldı, arkaik bir eser artık. Güncel değil, günümüz için çok fazla bir şey ifade etmiyor şeklinde düşünebilir bazı insanlar. Ama ben bu düşünceye kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Dede Korkut tam bir deryadır. Niçin deryadır? Çünkü okuyan insan yüzeyde başka şeyler görür. O yüzeydeki kabuğu kırıp içine inebilirse eğer, inebilecek özelliği varsa içeride çok daha başka şeyler görebilir.
Şair diyor ki, mazideki kanlar, düşünüşler ve sadalar insan denilen fertleri insanlığa bağlar. Geçmişle olan bağları koparmak ne ağırdır? Hayvanların ancak dünü mazisi sağırdır. Eğer biz hayvan değilsek, ki öyle olduğumuzu düşünüyoruz, Rabbimiz bizi insan olarak yaratmış, insan olarak yaşamak istiyorsak, yolumuzu öyle devam etmek istiyorsak, Dede Korkut ve benzeri eserlerin verdiği değerlerle donanmamız ve yeri vakti geldiğinde o eserlerle hareket etmemiz, o eserler doğrultusunda yaşamamız lazım. Dede Korkut bize, Türk insanına sağlıklı bir toplum düzeninin nasıl olması gerektiği konusunda çok önemli öğütler veriyor. Hem de bunu çok eğlenceli bir şekilde veriyor. Yani bir vaiz üslubuyla değil, bir hikaye anlatıcısı üslubuyla dolaylı yollardan veriyor vermek istediği mesajları ve o mesajlarda vermeye çalıştığı üslup dolayısıyla yerini çok iyi bir şekilde buluyor. Bu nedenle çok önemli ve değerli bir eser. Dede Korkut bizim edebi ve ebedi mirasımızdır. Hem edebidir çünkü baştan sona edebiyat kokuyor. Okumaya başladığınız zaman sizi eser sarıp sarmalıyor. O içerisindeki ahenkle, o aliterasyonlarla, asonanslarla sizi sarıp sarmalıyor. Şiirsel bir havası var. Bu nedenle edebi bir eser. Aynı zamanda ebedi bir eser. Çünkü geçmişin değer yargılarını, bilgi birikimini, tecrübesini bize sublime edilmiş bir vaziyette çok iyi imbikten geçirerek çok iyi bir şekilde bize sunuyor. Hiçbir zaman için eskimeyecek değerleri sunuyor. Bu nedenle de ebedi bir eserimizdir. O bakımdan Dede Korkut bizim için, Türk kültürü için çok önemlidir. Dede Korkut sadece yazılı bir eser olarak elimizde bulunmuyor. İyi ki de belli bir dönemde onu yazıya geçirmişler. Ama o yazıya geçirdikleri eser haricinde Dede Korkut hikayelerinin özellikle bazılarının, işte Bamsı Beyrekboyu'nun, Deli Dumrul'un, Tepegöz hikayesinin sözlü kültür ortamında yaşayan, çok geniş coğrafyalarda yaşayan unsurları da var. Dolayısıyla Dede Korkut aynı zamanda Altaylardan Romanya'ya kadar olan coğrafyadaki bütün Türk topluluklarının bildiği bir unsur olması sebebiyle birleştirici bir yanı var. Dede Korkut'u ve hikayelerini halkımıza soruyoruz. Kimdir Dede Korkut? Çok okumadığım için fikrim yok. Eski Türk büyüklerinden. Dede Korkut kimdir? Ya ben edebiyatçı veya sözel bir bölüm okumadığım için pek bilmiyorum ama. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş hikayeler. Yazanı belli olmayan Dede Korkut şeyde hikayelerde bir kahraman olarak geçer. Yani hikayelerin yazarı değildir. Dede Korkut kimdir? Dede Korkut 10. yüzyılda yaşayan Oğuz Türklerinin bilgin insanlarından birisidir Dede Korkut. 12 hikayeden oluşuyor ve eser Oğuz Türklerinin yaşayışı olsun, sosyal muhtevası olsun bize çok önemli ipuçları vermekte. Dolayısıyla bence günümüzde hem iyi bir nasihat kaynağı hem de güzel bir Türkçe metindir diye düşünüyorum yani. Peki bizim için ne ifade ediyor Dede Korkut hikayeleri? Şöyle diyebilirim, bizim için özellikle sadece Türkiye için değil, bütün Oğuz boyu olan hani Türkmen, Azerbaycan ve Türkiye Türkleri olsun, onlar için çok önemli bir edebi eserdir Dede Korkut her şeyden önce. 21. yüzyıla da ışık tutan nasihatler içermekte. Yani 10. yüzyılda 12. yüzyıl arasında yazılmış olmakla beraber bence evrensel niteliktedir. Sadece Türklerin milli özellik yansıtması bakımından, Türklerin içerik bakımından da bence tüm toplumlara ait olabilecek, tüm toplumlara ders verebilecek bir niteliktir. Efendim, Dede Korkut hikayelerinde gelenekte yaşayıp gelen bir hikaye üslubu görüyoruz. Halk hikayeciliğimizde Dede Korkut hikayeleri nasıl bir yer tutuyor? Efendim şöyle söyleyeyim, halk hikayelerinde genellikle aşk teması konunun ağırlıklı noktasını oluşturur. Destanlarımızda ise konunun ağırlıklı noktasını daha ziyade kahramanlık oluşturur. Ama her ikisinin de ortaklaşa, yani aşkın ve kahramanlığın ortaklaşa harmanlandığı eserlerimiz de var. İşte Dede Korkut tam da bu noktada karşımıza çıkan bir eser. Yani hem içerisinde aşkı barındırıyor hem de destani unsurları ve kahramanlığı barındırıyor. Ama hepsinden önemlisi daha ziyade kahramanlığı barındırıyor. O bakımdan destani boyutu daha ağır basan bir eser.
Bundan dolayı bazıları Dede Korkut ile alakalı olarak destandan halk hikayesine geçiş dönemi eseridir ifadesini kullanmışlar. Kısmen doğru, kısmen de yanlış. Niçin kısmen yanlış? Çünkü daha ziyade destana yakın bir eserdir Dede Korkut. Çünkü destansı özellikler daha ağır basıyor. Ama diğer bilinen destanlarımızdan farklı olarak da şöyle bir boyutu var Dede Korkut'un. Diğer destanlarda biraz realist olan olmayan unsurlar biraz daha fazla. Ama Dede Korkut'ta realist unsurlar daha fazla. Bu itibariyle Dede Korkut halk hikayesi noktasında günümüze biraz daha yaklaşan bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Efendim şüphesiz bu unsurlardan biri de devlet algısı. Günümüze kıyasla Dede Korkut hikayelerinde devlet algısı nasıl bir yere sahip? Devlet, insanoğlunun kurmuş olduğu en büyük organizasyonun adıdır. Ve devlet insan için vardır. Dolayısıyla insanın sağlıklı bir şekilde yaşaması için gereken bir unsurdur. Dede Korkut'ta da aynı algı var, aynı durum söz konusu. Her ferdin devletin sağlıklı bir şekilde yürümesi için üzerine düşen vazifeler var Dede Korkut'ta da. Yeri zamanı geldiğinde bu vazifeleri herkesin bir hakkın yerine getirmesi gerekiyor. Eğer getirmezse birisi getirmemişse devletin başına mutlaka bir tehlike geliyor. Erdemli davranışlar insanlar yerinde zamanında sergilemezlerse devletin başına bir takım sıkıntılar geliyor, bir takım belalara devlet duçar oluyor. En basitinde Tepegöz hikayesinde çoban hikayede bir gayrimeşru ilişkiye giriyor. Bu gayrimeşru ilişki neticesinde Oğuz'un başına Tepegöz denen bir bela çıkıyor. Eğer çoban bu gayrimeşru ilişkiyi işlememiş olsaydı Oğuz'un başına, yani devletin başına böyle bir bela gelmeyecekti ve bu öylesine bir bela ki birçok Oğuz yiğidi bu bela dolayısıyla telef oluyor veya hayatını kaybediyor. İnsanlar bundan mustarip oluyorlar. Ama en sonunda kahramanımız Basat ortaya çıkıyor ve bu belayı def ediyor. Sayın Boyraz, sohbetimizi sonlandırmadan son birkaç cümle neler eklemek istersiniz? Dede Korkut'un önemini kavrayarak onunla ilgili gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir klasik eser ise eğer Dede Korkut, klasik eserlerin toplumun her katmanındaki insanlara hitap edecek şekilde yayınlarının yapılması ve bunların okunması, okutulması gerekiyor. Geçmişteki atalarının yaptıklarını gören genç nesil geleceğe daha güvenle bakmaya başlar. Ülkemizin bahanesi diyor ki, Türk çocuğu atasını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor. Bizim daha büyük işler yapabilmek için atamızı tanımaya ihtiyacımız var. Hem de her şeyden çok ihtiyacımız var. Özgüven için buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunu sağlamanın yolu da atamızı tanımaktan geçiyor. Atamızı tanıtan eserlerin başında da Dede Korkut geliyor. Dede Korkut hikayeleri yüzyıllar boyunca sözlü gelenekte varlığını koruyup biçimlendikten sonra Oğuzların dilinde yazıya geçirildi. Hikayelerin oluştuğu dönemde yazıya aktarıldığı tarih de tam olarak bilinememektedir. Yazık ki bu hikayelerden günümüze yalnızca Dresden ve Vatikan'dan bulunan iki yazma ulaşabilmiştir. Dedem Korkut geldi, kopuz çaldı. Gazi erenler başına ne geldi gün söyledi. Kanı övdüğümüz bey erenler, dünya menüm diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı, gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Ölüm vakti geldi günde, arı imandan ayırmasın, kadir seni namerde muhtaç etmesin. Ağ alnında 5 kelime dua kıldık, kabul olsun, amin, amin diyenler dizar görsün. Günahınızı adı göklü Muhammed Mustafa hürmetine bağışlasın hanım hey. Şimdiye kadar Dede Korkut üzerine ülkemizde yayımlanan en kapsamlı araştırmayı sunan Dede Korkut'un kitabı, hikayeleri Dresden yazmasının tıpkı basımını ve Orhan Şaik Gökyay'ın büyük emekle oluşturduğu yüzlerce sayfalık açıklamayı ve hikayelerde geçen sözcüklerin dizinini içermektedir.
Hani dediğim bey yiğitler, dünya benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi, ölümlü dünya gene kaldı. Gelimli, gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Bizlerin Homeros'u olan Dede Korkut gibi bir zenginlik başkasının elinde olsa kendisinden ve eserlerinden yola çıkarak sayısız film gerçekleştirirdi. Bizde ise yapılan sadece TRT'nin Dede Korkut Hikayeleri diye isimlendirdiği kısa süre yayında kalmış bir diziden ibaret. Bir sıfırdan büyüktür diyerek gelin TRT yapımı Dede Korkut Hikayelerine hep birlikte göz atalım. Tarihte Oğuz dönemine ait atalarımızın savaşları, aile ilişkileri, aile bağları, dostluk, saygı ve birlik beraberliğini anlatan Dede Korkut Hikayeleri, TRT'ye çekilen televizyon filmleriyle hayat bulmuştur. Dede Korkut hikayelerinin anlatıldığı televizyon filmleri Nevşehir'de çekilmiştir. İlk film olarak Deli Dumrul hikayesi çekilmiştir. Daha sonra ise Salur Kazan, Salur Kazan Tutsak Düşünce, Urus Tutsak Düşünce, Bamsı Beyrek, Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü gibi hikayeler çekilmiştir. 200 oyuncunun yer aldığı televizyon filminde 1500 yardımcı oyuncu yer almıştır. Askerler! Tanrı'nın verdiği umudun yok olmasın. Sonunda arı imandan ayırmasın. Ak alnında 5 kelime dua kıldık. Kabul olsun. Derlesin, toplasın. Günahımızı adı güzel Muhammed-i Mustafa bağışlasın. TRT'de yayınlanan film ayrıca Türkçeyi ve lehçelerini konuşan Orta Asya ülkelerinde Kıbrıs, Kuzey Irak, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Balkanlarla Avrupa ülkelerinde ve evrensel sinema dili sayesinde tüm dünya ülkelerindeki televizyonlarda yayınlanmıştır. 400 yıl aradan sonra tekrar hayat bulacak olan Dede Korkut hikayeleri 90 dakikalık TV dizisi olarak 2007 yılında TRT'de yayınlanmıştır. Film çekimleri için Nevşehir'e o dönemi yansıtan özel bir plato kurulurken Kazakistan'dan özel olarak otağa çadırları getirilmiştir. Filmde Burak Sergen ve eşi Işıl Sergen'in yanı sıra Azerbaycan'ın ünlü oyuncusu Fuat Poladov da rol almıştır. Azerbaycanlı oyuncu Fuat Poladov, Dede Korkut rolünü üstlenmiş ve filmde öyküleri anlatmıştır. Dede Korkut hikayelerinin mihveri Oğuzlar, yani atalarımız. Peki Dede Korkut hikayelerinde devlet, Oğuz töresi nasıl bir yer tutuyor? Sorumuza konuğumuz Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saadettin Özçelik'le yanıt arayacağız. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Sayın Özçelik, Dede Korkut hikayelerinde Oğuz töresi nasıl bir yer tutuyor? Evet, buna geçmeden önce şunu belirtmek lazım. Dede Korkut metinleri henüz filolojik olarak tam çözümlenmiş metinler değildir. Yani anlaşılmayan bir takım satırları, cümleleri, kelimeleri var. Ve henüz filolojik olarak bunlar tam olarak ortaya konmadığı için anlaşılamayan bu metin herkes tarafından farklı farklı yorumlara tabi tutuluyor. Bu metnin öncelikle bu problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Ben bu konuda uzun yıllardır çalışmalar yaptım. Öncelikle bunların önemine değinmek istiyorum. Dede Korkut metinlerinde gerçekten Oğuzların nasıl yapılandığı, nasıl teşkilatlandığı, nasıl avlandıkları, nasıl savaştıkları, hangi sahiplerle veya düşüncelerle hareket ettiklerini görüyoruz. Bu metinler bu açıdan zengin metinler. Bunların bir kısmı Müslüman Oğuz boylarının Hristiyan Gürcülerle yaptığı savaşları anlatıyor.
Uç Beylerin kalelere yaptıkları akınları dile getiriyor. Ve bu hikayelerin anlatışında biz Oğuzların nasıl yapılandıklarını, nasıl hareket ettiklerini, hangi düşüncelerle teşkilatlandıklarını çok açık görüyoruz. Oğuz Meclisi Beyler Bey'inin başkanlığında toplanıyor. Oğuz Meclisi Kazan Bey'in veya Bayındır Han'ın başkanlığında toplanıyor. Sağ beyler, sol beyler var. Bir de eşikteki ınaklar var. Merkezde, dipte diye tabir edilen has beyler var. Yani biz dört tarafta oturan dört bey ekibini görüyoruz. Bu mecliste herkesin söz hakkı var. Söz almak isteyen dizi üzerine çöker ve mecliste söz alır, görüş belirtir. Çevrede de genç beyler, onlar oturmazlar, ayaktadır ve yaylarına dayanarak gözlerler. Adeta geçmiş ve geleceğin meclisini bir arada görüyoruz hikayelerde. Meclis olarak böyle bir meclis var. Belki çadır kültürü ama hiyerarşinin son derece işlediğini ve çok belirgin şekilde, çok açık şekilde herkesin yapacağı işin ne olduğunu tam olarak bilindiğini hissediyoruz metinlerde. Görüyoruz, okuyoruz. Böyle bir yapılanma var meclis olarak. Efendim, dilerseniz biraz da Dede Korkut hikayelerinde gözlenebilen tarihi olaylara değinelim. Evet, tarihi olaylar deyince tabii burada demin söylediğim gibi Hristiyan Gürcülerle yapılan Uç Beylerin yaptıkları savaşlar var. Bu savaşların tabii tarihçiler açısından da incelenmesi gerekiyor ve ağırlıklı olarak bunların tam olarak neyi anlattığı, hangi dönemi anlattığı incelenmeye muhtaç. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bu tamamen benim kanaatime göre yer adlarından hareketle, kişi adlarından hareketle beylikler dönemini yansıttığını söyleyebilirim. Efendim, sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak Dede Korkut hikayelerinde devlete dair neler eklemek istersiniz? Devlete dair şunu söyleyebiliriz. Bir defa demin söylediğim gibi her şeyin bir kuralı var, her şeyin bir yasası var. Konar göçer bir hayat da olsa, mesela avlanmak isteyen kişi kendi başına ava çıkamaz. Mutlaka ve mutlaka otoriteden, yönetimden izin almak zorundadır. Günümüzde de öyle. Av mevsimi var biliyorsunuz. Hayvanların üremesi dikkate alınıyor bu konuda. Sonuçta konar göçer hayatta eğer geçim kaynağınız avsa herkes gelişi güzel ava çıkmamalı. Dolayısıyla böyle bir izin alma ise, akına gidilecekse yine otoriteden, meclisten izin almak gerekiyor. Veya herhangi bir kaleye işte muhasara yapılacaksa, orada akrabasını kurtaracaksa, kardeşini, işte ağabeyini, efendim babasını kurtaracaksa bir kişi mutlaka yönetimden izin almak zorunda. Çünkü kendisine asker temin edilecek, silah verilecek, at verilecek, bunlarla akına gidecektir. Böyle bir hiyerarşiyi hemen hemen her satırda görebiliyoruz. İkinci olarak şöyle bir şey, beyin eşi,
tıpkı Göktürklerde olduğu gibi devlet yönetiminde söz sahibi, ikinci derecede söz sahibi ve burada kadın dediğimiz kelime tam olarak Orhun yazılarında geçen katundur. İl Bilge Katun, Dede Korkut'ta diyelim ki Borla Hatun olmuştur. Türk Töresi'nde bu hafta Oğuzları soruyoruz. Oğuzlar kime denir? Oğuzlar kime denir? Türk boylarından biri değil mi Oğuzlar? Eski Türkler. Ya böyle sorular sormayın bana lütfen. Benim kökenim Çepni olduğu için ya Oğuz boyundan gelmeyiz biz zaten. O yüzden hani yakınlık hissediyorum. Oğuz boyları denince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey. Yani Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan büyük Türk kavimleri. Peki bugün kimler Oğuzların torunları? Yani Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan bütün Türkler yani. Oğuzlar, Oğuz Kağan destanına göre 24 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur. Tarihi kaynaklara göre göçebe olarak 6. ve 8. yüzyılda ortaya çıkan Oğuzlar, Göktürk Devleti'nin de kurucuları arasında sayılır. Bu sebeple Oğuz adı özellikle Orhun ve Yenisey yazıtlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ebu Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakimi adlı eserine göre Oğuz Han 6 oğlundan her birine 4 bölük Oğuz boyu paylaştırmıştır. Bu paylaştırmanın sonucu olarak da Oğuz boyları 24 Oğuz boyuna karşılık gelmektedir. 11. yüzyıldan sonra kalabalık Türk kuvvetleri halinde Anadolu ve Suriye bölgelerine kadar gelen Oğuzlar, İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkmen adıyla anılırlar. Oğuzlar, tarihte ilk büyük devletleri olan Selçukluları Kınık boyuna dayandırarak kurmuşlardır. Daha sonra Osmanlı hanedanlığı kanalıyla iktidarı Kayılara bırakarak 600 sene gibi uzun bir müddet Türk ve İslam aleminin liderliğini yapmışlardır. Oğuzca'nın günümüzdeki en yaygın temsilcisi olan Türkiye Türkçesidir. Bunun yanında Azeri, Türkmen, Gagavuz Türkçeleri Oğuzca'nın diğer ana temsilcileridir. Eskiden beri bizim için hikaye anlatmanın ve gerçeği söylemenin en güzel yollarından biri bir kopuz bulup sazın teline vurmak olmuş. Bugün de bu gelenek farklı bir şekilde devam ediyor. Kazakistanlı Ringo grubu da bu geleneğin temsilcilerinden. Gökbörü parçasını Ringo'dan dinlemeye ne dersiniz? Armanda armanın arman jor, alanın nuru damgan jor, sarbira sağım köşken jor, karıhtın biri konğan jor, otırar bolıp korğanıp, Türkistan bolıp kondanıp, altınay kımbat aymaqqa, altın orda bob ornadıq, ulı jüz bolıp kauğalıp, ulı bir ülti kauladıq. Жез болып қауламап, ел намысын дауладық. Күші жез болып күрестік, табансыз бен тірестік. Киелі байрақ қағалық, ел бірлігін сомдадық. Күптірік болып жұмылық, күптір болып ұлылық. Көк жүзі нұрлық сәуле боп, көк тасқа құйды жылылық. Жанардан жалын атылы Рангек болып айбатқы Қарасай болып қайратқы Махамбетті жүрмене Сенімен жауғын жайратты Тататып жерге ызгарды Жүрегіміз сызданды Жалынғып жаққан қазақ біз 90-дағы ызғарлы Бүгінгі жай
ойды тыңдасам Бақытым елім зор қандай Ғұмырың мәңгі жалғасар Жолыңды Алла оңдай Құптыр болып жұмылып Құпыр болып ұлыды Құл жүзі нұрлы сәуле боп Құптаса құйды жылып Күтігін болып күр жұмып Құлдып қайта тіреле Құлымас бұлы жүзінде Жақырай беру ұлыма Allah Allah demeyince işler olmaz. Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz. Ezelden yazılmayınca kul başına bela gelmez. Ecel vade ermeyince kimse ölmez, ölen adam dirilmez. Bir yiğidün Karadağ yumrusunca malı olsa yığar, derer, talep eyler, nasibinden artıkın yiyebilmez. Orla şu ben sular taşsa deniz dolmaz. Tekebbürlük eyleyeni Tanrı sevmez. Efendim, yüzlerce yıldır Korkut Ada'nın nasihati, başımızın tacı, gönlümüzün sevinci. Biz de size ata yadigarımız onun nasihatiyle veda edelim istedik. Haftaya yeniden TRT Avaz ekranlarında görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Bir, bir, iki, akka, üç, ut, dört, dört, beş, beş, altı, at, yedi, yedi, seks, sekiz, dokuz, dokuz, on, on, on.